Merhaba arkadaşlar, Ferit diye bir arkadaşımız benden 5000 liraya ekipman, giyim önerisi istedi. Diğer arkadaşlar da var. Mesela işte Adnan diye bir arkadaş 4000 liraya bir giyim önerisi istedi. Eren diye bir arkadaş 5000 lira ile 5000 liraya kadar bütçem var, ona göre bir giyim istiyorum dedi. Bir tane Benelli 125S Mondial 125 Drift için 3000 lira bütçeye uygun böyle giyim istedi. Şimdi tabii ki farklı segmentlerde, farklı kategorilerde motorlar. Belki önce spor kategorisinden başlayayım. Belki de hani video çok uzun olursa başka bir videoya atarım onları da. Spor kategorisinde tanıtabileceğim en iyi kasklardan bir tanesi Shoei'nin Q-Vest'i. Shoei Q-Vest ve Shoei NXR da hoşuma gidiyor. Çünkü hani bunlar hem yarışlarda kullanılıyor, şarttan iyi yıldız alınmış, trikompozit bir yapısı var. İşte ön çene kilitleme sistemi var. Şu şekilde kapanıyor kademeli ve kilitleniyor. Yani yüksek hızlarda kolay kolay açılmıyor. Üst havalandırma kanalları, ön havalandırma kanalları da spor sürüşe uygun şekilde yapılmış. Alt tarafında Double D yani güvenli bağlantı sistemi var. Boyun petleri gerçekten sarsılmayı çok iyi engelliyor ve rüzgarda sarsıntıyı engelleyebilecek gibi yapılmış bir tane spoiler var. Arka hava çıkış kanallarında görüyorsunuz burada. Kolay açılıyor, kolay kapanıyor ve hani giderken veya işte kışın veya işte çok terlediğinizde buğu yapmaması için ön iç hava kanalları yapmışlar. Şöyle şuralarında inşallah görünüyordur. Bu tarz şeyler yüzünden bu kask benim hoşuma gidiyor. Ayrıca dış kabuğunun sağlam bir yapısı olduğu için benim hoşuma giden kasklardan bir tanesi. NXR'ları da göstereceğim. Daha önceden de zaten NXR'ı göstermiştim. Daha önceden de tanıtım yapmıştım. Gerçekten hani hem ön vizör kalınlığı olarak hem işte bakış açısı olarak iç petlerinin gerçekten çok iyi olmasıyla, mesela NXR'da da şöyle bir özellik var. Şurada kırmızı bantlardan çektiğiniz zaman iç petleriyle beraber çıkıyor. Böylece hani kazadan sonra çıkarttıkları zaman kasktan zorlayarak çıkartmıyorlar da işte iç petleriyle beraber kafanızı bundan çıkartıyorlar. Bunun da gerçekten iyi bir bakış açısı var. Aynı zamanda hava kanalları çok iyi yapılmış. Spor sürüşe uygun üst havalandırma kanalları var. Ön havalandırma kanalı var. Şuradan açılıp kapanıyor. Ve 1350 gramlık bir kask. Tabii kafa yapınız, yani kafanız, kafa bedeniniz büyüdükçe bunun ağırlığı da artıyor. Ve hani boyun petleri gerçekten iyi yapılmış. İşte kademeli açılan bir camı var. Kilitleme mekanizması bunun da var ve spor sürüşlere uygun. Spor sürüşe uygun montlara geçeceğim şimdi. Fakat bunlara muadil demeyeyim de daha uygun bütçeye almak isteyecekleri LSK FF320, 320, 323, FF390 gibi kasklar var. Onların da linklerini ekleyeceğim zaten. Şimdi de montları göstereyim. Bu montlarda işte burada zaten olanları görüyorsunuz. Mesela Venom Spin'i bir yazlık mont. Tamamen hava alabilir. Yani spor sürüş değil ama komütür, scooter veya o tarz şeylerde de kullanılabilir. O tarz, o tip motorlarda da kullanılabilir. Revit'in mesela, bu neydi? Revit'in Jupiter'ini ben seviyorum mesela. Revit'in Jupiter'ı çünkü hani böyle 3 mevsim rahatlıkla kullanabilecek. Özellikle şöyle yakından göstereyim mesela bu montu. Bu montun hani şu körük mekanizmaları var. Siz spor bir sürüş yaptığınız zaman bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani bu çok kısa bir mont değil. Scooter ve komütürcü arkadaşlar, komütür kullanan arkadaşlar da, enduro yapan arkadaşlar da bazen tercih ediyorlar. Benim hoşuma giden montlardan bir tanesi. Tabii ki yani deri montlar spor sürüşe çok daha uygun. En azından asfalt sürtünmelerinde size daha fazla dayanıklılık, daha fazla koruma sağlıyor. Onların da tabii ki bunlar gibi. Bunlar mesela 600D, 1000D kumaşlardan yapılıyor. Ama deri montların dayanıklılığı, asfalt sürtünmesine de dayanıklılığı daha fazla tabii ki. Onu daha önceki videolarda zaten görmüşsünüzdür. Bunun körük mekanizmaları var. Mesela işte burada bir bileğinde bir tane cırt cırtı var. Rahat açılıyor, rahat kapanıyor. Boynu iki kademeden oluşuyor. Açtığınız zaman içindeki astarı çıkartabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi 3 mevsim rahatlıkla giyilebilir. Enduro, yani spora da gider ama hani daha çok enduro komütür gibi motorlara daha uygun
denebilir. Kısa ama çok kısa değil. Şimdi motorcu arkadaşlara uygun deri montları göstereceğim. Revit'in Roamer ve Stewart montları. Bunları daha önceden tanıtmıştım ben. Hem bu yıl tanıtmamış olabilirim. Onları tanıtayım şimdi. Bu mesela benim beğendiğim montlardan bir tanesi. Hani çok fazla sportif bir mont değil tabii ki. Bu özellikle hani 4 mevsim giyilebilir. İçinde çok iyi bir astara sahip olan montlardan bir tanesi. Bunun chopper, naked kullanan arkadaşlar da tercih ediyor. Ama spor için kullanan arkadaşlar da var. Spor model motor kullanan arkadaşlar da tercih ediyor. Tabii ki hani spor model kullananların daha fazla hörgücü olanlar var. Veya işte farklı işte ön tarafında göğüs koruması olanlar var. Şunlar var. Bunlar var. İşte bir sürü detay var. Bunları mesela böyle hani özellikle hani siyah motor, siyah mat veya işte siyah parlak motor kullanan arkadaşlar seçiyorlar bunu. Ama hani bence bu Naked'a, Old School'a, Chopper'a daha uygun gidebilecek bir mont. Spor montları dediğim gibi diğerlerini örnek vererek paylaşacağım. İşte spor montlardan bir tanesi. Bu da gerçekten uygun fiyatlı. Bunun Magna'nın deri montlarını yazarsanız sitemizde hemen çıkacaktır. Ben linklerini ekleyeceğim zaten. Bunu neden öneriyorum? Bunu gerçekten spor model olarak öneriyorum. Diğer arkadaşlar için yaptığım o Stewart Air montunu, Revit Stewart Air montunu Benelli için, Mondial için, başka hani chopper kullanan arkadaşlar için veya işte old school kullanan arkadaşlar için yani düz siyah seçecek arkadaşlar için önerebilirim. Ama bunu tamamen spor model kullanan, spor kategorisinde motosiklet kullanan arkadaşlar için öneriyorum. Daha önceden de tanıttım zaten. Hem ön korumaları, hem işte omuz korumaları, körük mekanizması, omuzunda çift koruma olması, işte arkasında bir hörgücünün olması ve işte arka tarafındaki korumalar, körük mekanizmalarını tekrar göstereyim. Dirsek korumaları, dirseğin hemen üstünde tekrar korumalarıyla ve ön tarafından açıldığı zaman kış ve yaz sürüşünüze uygun olabilecek şekilde yapılmış bir mont. Ama hani yaz sürüşünde tabii hani bu terletecektir ama aldığınız zaman güvenle kullanabileceğiniz montlardan bir tanesidir. Özellikle spor sürücü arkadaşlar için söylüyorum. Bir öncekiler old school'da da kullanılıyor, işte chopper'da da kullanılıyor, naked motor alan arkadaşlar da kullanıyorlar. Dediğim gibi onları Benelli 125, Benelli 250 cc motor kullanan arkadaşlar filan da tercih ediyor. Naked olan arkadaşlar tercih ediyor. Bazen de KTM 250, Duke 250 kullanan arkadaşlar da tercih ediyorlar. Bu spor sürüşler için gayet uygun, kullanılabilir ve bence en iyi montlardan bir tanesi. Bir de en uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Bir arkadaşımız da tulum sormuştu. Tulum web sitemizde var arkadaşlar fakat hani burada bulundurmuyoruz. Eğer siz sipariş ederseniz zaten getiriyoruz ve size 3 iş günü içinde gönderiyoruz. Bir arkadaş şey demişti. Ne demişti? Ha, bu tanıttığınız montlar veya işte 600 cc için daha önceki videoda 600 cc için tanıttığınız şeylerin hiçbir tanesi spor için değil. Arkadaşlar ben elimizdekileri tanıtıyorum. Yani elimizde olmayan bir şeyi tanıtamam. Yani size linkini veriyorum. Siz de girip bakıyorsunuz ve işte bizde olan bütçenize uygun şekilde olabilecek bir istekte bulunuyorsunuz. Ben de ona göre video paylaşıyorum. Elimizde olan olmayan şeyleri hiçbir zaman tanıtmıyorum. Bazılarının bedenleri az kalıyor. Bazılarının çok var elimizde. Onları tanıtıyorum. Tamamen mağazanın isteğine göre tabii ki ve mağazada bulunan ürünlere göre tanıtım yapıyorum. Bizim elimizde olanlar bunlar arkadaşlar. O yüzden ben bunları tanıtabiliyorum. Tabii ki eldiven tanıtacağım şimdi. Şimdi 3 tane eldiven var elimde. Her birinin farklı bütçesi var. Her bir arkadaşa farklı farklı bunları
gösterebilirim. Bunlar çoğunlukla spor sürüşe uygun ama diğer makinelerde de isteyen istediği gibi kullanabilir. İster enduro kullananlar kullanabilir, ister scooter kullananlar kullanabilir. Tamamen koruma dayanıklılığı birbirinden farklı eldivenler. Skoyko'nun MC58'i. Bu eldivenleri alabilirsiniz. Fakat bunların hani iç korumaları çok iyi değil. Yani iyi bir bilek koruması yok. Fakat yumruk koruması iyi, eklem yeri korumaları iyi. Yazlık bir eldivendir. Bu kullanılabilir. Ama dayanıklı eldivenlerden bir tanesi değildir. Venom'un bu eldivenleri var. Venom'un bu eldivenlerinin adı ise D02 diye geçiyor. Bu kışlık bir eldivendir. Kışlık olduğu için tamamen hani hem işte su geçirmez dayanıklılığı vardır hem de kışın sizi hem kazalara karşı korumak için yapılmıştır. Özellikle bilek korumaları hem de yumruk korumaları yüzünden öyle söylüyorum. Hem de gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için körük mekanizması koymuşlar. Yumruk koruması gayet güzel. Deri görünümlü bir eldiven, baş parmak koruması var, iç korumaları var ve dış korumaları da iç korumalarıyla gerçekten iyi bir eldiven. Bu da alınabilir. Spor sürüşünde de kullanılabilir. Üçüncü eldiven ise Revit'in bir eldiveni. İsterseniz bunu biraz daha hani Naked Enduro makinelerde de kullanabilirsiniz. Spor sürüşüne tam olarak uygun değildir. Fakat kullanan arkadaşlar, yüksek bilekli almak isteyen arkadaşlar bunu tercih edebilir. Bunun yine bilek koruması var. Bilek korumaları gerçekten gayet iyi. İç tarafı tamamen deri, dış tarafı tamamen deri şekilde yapılmış. Ve özellikle baş parmak koruması, parmak korumaları, eklem yeri korumaları, yumruk koruması ve hava alabilir model olduğu için de yazlık modellerden bir tanesidir. Şimdi bunları bitirdiğimize göre bunların dışında pantolon önerilerim olacak. Tabii ki bir deri pantolon sunmak isterim veya işte spor sürüşe uygun bir tane tulum sunmak isterim. Fakat şu anda mağazamızda o tarz şeyler yok. O yüzden de tek 90 pantolonlarını sunuyorum. Tek 90 pantolonlarını sunmamın nedeni daha önceden de size bunları şey yapmıştım, sunmuştum. Bunların gerçekten impact-tech korumaları var ve özellikle şu bölgelerinde Kevlar koruması olması ve hani şu kısımlarında özellikle kalça korumasının olması, yine tabii ki diz korumalarının olması ve bunların çarptığında sertleşebiliyor olması. Bu özelliklerden dolayı ben bu kotları sunuyorum. Fakat bunlar hani spor sürüşe uygun mu derseniz, hayır, spor sürüşe çok fazla uygun değil. Fakat elimizdeki malzemeler bunlar arkadaşlar. Eğer hani tamamen bir tulum almak istiyorsanız web sitemizden alabilirsiniz. Oradan size sunabilirim. Veya işte böyle iki parça şeklinde almak istiyorsanız benim sunabileceğim tek 90 arkadaşlar. Bunun CEO var, Pirate modeli var, City modeli var. Veya işte Ilgaz, Madran gibi modelleri var. Onlardan alabilirsiniz. Altına her zaman önerdiğim gibi yine Rockwell, TCX, Dynas botlardan önerebilirim. Onların linklerini de aşağıya koyacağım. Benden 5000 liraya kadar işte Ferit istemişti bu önerileri. Ben bunları öneriyorum arkadaşlar. Eğer sizin hani farklı bir öneriniz varsa, bence o olmaz da şu önerilse çok daha iyi olur dediğiniz öneriler, onları da yoruma ekleyebilirsiniz. Ben bunları sunuyorum ama ben en iyisini sunuyorum diye bir şey demiyorum arkadaşlar. Tabii ki daha iyi bu mağazada olmayan farklı farklı ürünler vardır. Onları diğer arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben hiçbir yorumu kaldırmıyorum arkadaşlar. Kötü yorum olsa da, iyi yorum olsa da hepsini tutuyorum. Hatta altına teşekkürler yazıyorum. Çünkü hani hem biz eksiğimizi görmüş oluyoruz hem de sizin önerilerinizi herkes görmüş oluyor. Diğer arkadaşlar da bilgi almış oluyor. Benim spor, naked makineler için veya işte diğer işte commuter, scooter gibi farklı kategorilerdeki giyim önerilerim bunlar arkadaşlar. Umarım size yararlı olmuşumdur. Hepinize iyi sürüşler.